Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Okuyorum sözden 369. Damarıma şiddetle vuruyor, gururlarını dehşetli surette kırıyor, o kibirli akıllarını istifaf ediyor. Bitti, ne anladık? Kibir aklın sıfatı olarak görünüyor, büyüklenmek. İnsan daha başkalarına karşı üstün görmekten beslenir bu kibir. İnsanda ne var? Başkalarına karşı kendisini üstün görüyor. Bundan besleniyor. Bundan dolayı pek kimseyi beğenmezler. Ve sevmezler. Firavun'un öne çıkan sıfatıydı. Firavunane kibri, Nemrudani inadı der külliyatta. Firavunane kibri şişti. Değil mi? Denizi de kabarttı. Yani kibir, Firavun'un sıfatı. İnat, menfiye inat, Nemrud'undur. Hangisi zalimdir? Ha, konuşmuştuk hatırlarsınız. Nemrud. Niye? İnat. Ateşe attı. He? Ateşe attı. Ateşe attı. İnat çok berbat bir şey ya. Kibir gene bir şey kırılır, kafası dökülür de inat. Ben mesela tanıdığım var. Beraber kalmışız. Şimdi tek başına yaşıyor. Ya bu kadar yalvarıyorum. Yalvarıyorum ha. Söylüyorum değil. Eski dostum. 10 küsur sene beraber kaldık. Evde tek başına yaşıyor. Daha ekonomisi iyi. Ya arkadaş bir derse gitti ya. Tek yaşamaktan ne bedeni kaldı ne psikolojisi. Şu anda ölümünü bekliyor kendisi ifadesiyle. Zaten öyle bir şey var. Her şey bitti bütün organlar. Ölüsü gözükecek yani öyle evinde. Gene gitmiş. Acayip bir şey. İnat ve kibir cem olmuş. Yani şöyle. Ben başka bir şey tespit ettim bu şeyde. Onun sizin kafanızda başka bir şey. Arkadaşlar bu söyleyeceğim çok mühim. Yani bu psikolojiyi topladım. Şimdi söyleyeceğim şeyi hepsini. Baştan beri şunu aldık. Kibir ve inadı öne çıkmış ama şu, kusur ararsa, muhabbet ve uvvet insandan kalkarsa, seni böyle oturman, seni böyle nefes alman suçtur. Benim dünyamdır. Ve gafır mı dinleyeceğim ya? Mehmet karşı izlersin ya. Ya bırak ya o adam ya, 7 sene önce ne yapmıştı orada ya? Çay dökmüştüm sana. Ya bırak doktoru ya, kendisine emanet edeceğim. Ooo Mehmet mi? Yani bu gene şeyi söylüyorum, korkunç ödüm patladı. Yani son hulasa ettim. Biraz önce psikoloji okudum ya. Hepsini tayin pekmez karıştırsam ne olur? Bu olur. Kişiden uhuvvet yeryüzünden çıkar. Semaya çıkar. Vefasızlığı için ne diyor ustad? Gavri'nin danıma çekildi. Gavri'nin danıma çekildi diyor mahkematta. Vefa gavri nidama, yani çıkması mümkün değil bir dehliz. Arnavutköy Belediyesi'nin açtığı bir kuyu. Nasıl çıkartacaksın oradan? İp yeter mi? Kuyudan nasıl çıkaracaksın? Gavri nidama o. Çıkması imkansız. Vefa bu asırda gavri nidama çekildi. Ben şu hulasa ediyorum abiler. Uhuvvet, muhabbet kalktı mı kendine ilk önce, ailene ilk önce sonra... Sonra kardeşlere, vallahi hiçbir şey yapamazsın. Tövbe. Peygamber'e ve Allah'a da kusur arama meyli başlar. Niye böyle yapmadı? Böyle yapmıyor. Niye bu kadar dua ettim? Malum bir zatın içine girdim bir ara. Yoğunlaştım. Hani bir ara şeytanın da psikolojisi merak ettim ya. Geldi bana, benim psikolojimi merak ediyorsun. Sesini bir şey yapmıştım. Ondan sonra o demişti bana, demişti ki, benim psikolojim nasıl biliyor musun de. Sen diyor, sende misal vereyim dedi böyle bir rüyada. Allah'ın ayetinde, peygamberin hadisinde, inandığın Allah'a ve inandığın peygamberin ayet ve hadisinde senin ebedi sonsuz cehennemlik olduğunu dense ismin, nasıl bir psikoloji olurdu sende? Ben öyleyim. Sonra... bu nasıl bu hale geldi? İnsan niye kötüdür? Şeyine şey yaptı. İnsan buna niye döndü? İbadet eden bir insan. İnsan diyorum. Bu bir varlıktı şeytan. 73 işaret cihazına cevabını buldum.
sanat-ı fıtresi itibariyle hep şeri düşündü kafur. Hep şeri düşünen hiçbir zaman iflah olamaz. Orada öyle geçiyor. Ama onu çıkarın yani şeytanla bir şey izah etmek için yenge noktadır da poligon taşı gibi. İşaret hücresinde şöyle geçiyor. Devamlı olumsuzu düşünen insan asla felah bulamaz. İş atacağızda geçiyor. O yüzden bazı meslekler çok tehlikeli alıyor zaman. Mesela Vehhabi hep eleştirim üzerine kurulmuştur. Hep tenkit. Toparlıyorum şeyi dağıtmayayım. Şeytan da o. Bir insanda uhuvvet, muhabbet çıktı mı bu daha mesela neye benzer? Dağ yolunda yayladan inerken kar vardı ama grader temizledi. Uf, fakat gece buz oldu. 10 santim buz. Dağ uçurum. Orada fren tutar mı? Direksiyon olur mu? Uvvet bitti mi? Muhabbet bitti mi? Muhabbet-i mukaddesenin bizde uvvet olur. Hani geçen hafta bir tıntın ediyor demiştim ya. Evet. Hani gene ona geliyor biraz. Öyle her hafta bir şey ekleyecek herhalde inşallah şeye doğru gideceğiz yani. Başka bir gaye, başka bir şey getirdi Cenab-ı Hak. O tıntın nedir yani? Böyle cennete gitmek için gelmemişiz. Allah'ın canibinden baktığın zaman böyle bir imtihan için denmiş. Doyurmuyor. Öyle diyor da mektubatta. 286'da mı? Bu bana imtihan için diyor. Sonra sanattan sanatkara gitmek mektubatta bir sene gitti. Sonra sene demiyor ama hayli zaman şey nedir o? Üçüncü nedir? Esmalar hükmünü icra etti. Saniye bakar diyor ikincisi. Sonra da sanattaki harikalar gözüktü diyor. Gözüktü. Sanattaki harikalar. Esma hükmünü icra etti. Üç. Hayli zaman. Sonra dördüncü ne geldi? Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe. Şu misali veriyordum. Şu masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Bize şefkati yaratan bizim cinsinde şefkati yok. Onun şefkatinin adı şefkat-i mukaddese. Anlayalım, tanıyalım diye bir adres vermiş plaka. Tamam. 34 plakalı ne kadar arabalar var. O kadar İstanbul ki. Ama aynı araba değil. Bizdeki şefkat, onda şefkat-i mukaddese. Bu hafta nereye geldim? Bir parçasını söyleyeceğim. Üç parçanın bir parçası. Pekmez tayını atarsın ya. Şuraya şefkat-i mukaddesi yat. Şunat-ı zati söylüyor. Muhabbet-i münezzeyi yat. Sevk-i mukaddes. Surur-u mukaddes. Lezzet-i mukaddes. Memnuniyet-i mukaddes. İftihar-ı mukaddesi. Attın mı abi? Tayı pekmez. Karıştır. Ne çıkar bilmiyorum. Çıkmaz mı? Olur mu ya? Dışarı yansıması. Ha, dışarı. Sonra ne yaptım? Sonra böyle yatamadım. Kalktım, volta attım. Bilerek söylüyorum. Bu karmanın bardağı değiştirdim. Başka bir bardak aldı. Buraya vahdaniyet, kıdem, beka, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı binevni, zat-ı sıfatları. Zat-ı sıfatları, tekvin, onları karıştırdım. Ne çıktı bilmiyorum. Sonra başka bir bardak aldım. Subuti sıfatları koydum. İlim, irade, sen, basar vesaire. Onu da koydum. Sonra bütün esmaları hepsini koydum bardağa karıştırdım. Hepsi müstakil. Sonra hepsini de bir bardağa koydum. Yapmayacaktınız mı? Motor yandı. Allah'ın herhalde bu dördünün karmasında Allah'lık herhalde hakikati bu olsa gerek dedim. Ama bu... Yine eksik kalır abi. Tabii. Zatını düşünmüyorum. Zatı düşünme karamdır. Evet. Yok zaten düşünemezsin. Mahiyeti zatiyle konuşmuyorum. O konuşmayın zaten olmaz. La tefekkir o. Zaten. Şunat-ı zatiyle konuştum. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye ve esma.
Yani sen sonra şey diyorum. Bu kainatı beni yaratmasındaki gaye bu dört tanenin hulasası ama nasıl bir şey? Yani öyle beni duyurmuyor yani. İmtihan için. Ben tatmin olmuyorum. Sonra istidatlarımı kabiliyete dönüştürmek. Orada da yapardı bunu. Ama Kur'an merhameten bize avama genel söylüyor. İstidatlarınızı, resulmanınız olan istidadınızı bil kuvveden bir file çevirmek. Tamam da orada da bunu yapardı. O hayli zaman kafi geldi diyor. Zişura bakar diyor marifatın şeyleri. İlk önce. Ondan sonra saniye bakar diyor. Ondan sonra sanattaki harikalar gözüktü diyor. Ondan sonra da işte şunat boyutuyla davranıyor. Yani. Şunata. İşte ben ne yaptım işte? Şunatı, zat-ı sıfatı, subut-ı sıfatı, esmayı da dördünü de karıştırdım. Bu dördü, bu herhalde mahiyet-i zatiyenin dişe vuruşu, yani insanın yaratılması, kendisini muhatap alması bizi, bu dünya falan. Fakat çok tuhaftır abiler, kardeşler. Yani o mahkematta muhitin giydirdiği elbise, zamanın yani fikirler, düşünceler, malumatlar, zanlar, bilgiler vesaire var ya, şuna kadar hepsi. Bizi elbise giydirmiş, farkında değiliz. Bildik, bunu bildik, iyi olduk. Oysa giydik elbise. Ben buraya gelirken elbiseyi değiştirdim. Dersin derecesine göre değişiklik oluyor. Mesela çok güzel ders olacaksa bu ders, duş alırım, elbisemi değiştiririm. Perşembe günü ders olacaksa, burada umumi ders, elbiselerimi değiştiririm. İş çamaşırı, hepsini değiştiririm. Ama duş almam. Yani bir şey anlatmak için söylüyorum. Böyle bizim zannettiğimiz gibi değil. Bu dünya elbise giydirilmiş, gördüğümüz şekil bizim zanlarımızın şekillendirdiği. Hep zan. Değil bu. Öyle mezarlık da o. Mezara girmek de öyle. Hep zanlarımızın oluşturduğu, hayalimizin giydirdiği. Muhakematta diyor ki, sonuna getirdi, geldi. Muhakemat ne yaptı bana? Muhitin ve zamanın, zaman ne giydirdi zaman? Bana hiçbir şey olmadı ki 50 sene, 60 sene olacağım şimdi. Zaman yok ki, hepsi gitti. Ne kaldı? Onu bana giydirdikleri kaldı. Örf, anane, kültür, gelenek, zan, malumat, bilgi, düşünceler vesaire hepsi duruyor. Nerede duruyor? Durup da ne yapıyor? Öyle gösteriyor. Bu mezar, kabir, dünya, insan, hepsi namaz, oruç, hepsan, elbise giydirmiş. Bunları nasıl temizleyeceğiz? Biraz önce okuduk ya. Adem'le. Adem'i musallat edeceksin. Vücudunda Adem. Adem'in de vücut vardır diyor. Öyle tuhaf. Ne demek? Bu Dima dersi işte. Bu normal bir derste değiliz de. Karıştırdım. Ondan sonra uykun yok olur tabii. Demek ki buymuş yani. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman belli. Kafir mümin fark etmiyor. Rahman belli. Rahim ise o da belli ahirete. Allah peki nerede? Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah var, Rahman var, Rahim var. Rahman, kafir mümin fark etmeden rızıklandıran. Rahim kendisine iman edip ameli salih işleyenleri inandığı gibi, beklediği gibinden daha fazla muamele edecek. Allah ahirette. Abi psikoloji bilimi söylüyor. Rahim dünyada tecelli ediyor diyor. Niye sınırlıyorsunuz ki? Psikoloji ilmi diyor ki dinin güzel haslet, salih amel dediği her şey insana esas mutluluğu verir diyor. Cenneti yaşatır diyor. Niye kısıtlıyorsunuz ahirette olacak diyorsunuz. Ahiret burası zaten. Evet. Ahirette de burası. Sureti hakikat zannetmiş. Tamam mı? Rahim ve burada tecelli etmez. Evet. Etmez olur mu? Ediyor ama işte öyle diyor. Bir tamam. Peki Allah nedir? Hasan abi, fiziki lezzetler olan rahmaniyeti, şefkat fiziki lezzet değil ki Hasan abi ya. Buradaki aldığımız şefkatten gelen lezzet nasıl bu dünya ahirette kalacak ya? Bu dünyada lezzet yok mu? Yani? Olmaz olur mu? O zaman niye ahirette verecek? Rahim burada da var. Burada da veriyor zaten. Mümin kuluna veriyor. Zaten mümine veriyor. Mümin yaşıyor. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Bak ne yapacak şimdi? Çözülür mü şimdi bu husus? Ya. Mesela ama onu
ehli zahir ilmi söylüyor yani onu ahirette böyle yapacak diye. Ha yok. Nas mı? Hadiste mi söylüyor? Ha, Kur'an'da ayette mi söylüyor? Yok. Rahim sureti sadece. Hakikati burada değil diyor aslında. Hakikati burada değil. Her şeyin zaten evet. Sureti bu dünya değil mi? Evet. Ama en cemi. En cemi tabii. Sureti en kesin barındırıyor ama hakaike şey sabit etin burada gözüken cilve cemal nakı sanat değil mi? Evet. Asıl mı Esma? Esma buraya asıl şey yapsaydı bu mesela 5 keban barajının eletini direkt eve bağlasak ne olur? Erdiş gibi olur abi işte. Abi yapmış. Şu düşündüğünüzü bak silmedi bak gördün mü? 4 tane Risale-i Nur farklı. Bunlar var hep zaten. Artı Bismillahirrahmanirrahim. Ya çiziyor, demirleri çıkartıyor içinden ya. Çıt çıt yapıyor. Çıkart demirleri de abi. Yok mu başkan? Bu bizim derse gelen çocuklar var ya, Osmanlıcası velet. Onlar bu silginin demirlerini, her şeyi aşat ediyorlar. Bunlar var ya, bu asılları. Onun dışında her şeyi siliyorlar. Değil mi? Babası diyor ki, sakın burayı silme, seni de siler Hasan Hoca. Evet ben devam edeyim, o şey yapsın, öyle mi? Beraber yapalım. Öyle mi? Manyeti zaten. Böyle bir, tabii çok geniş bir ayna düşünün. Şöyle. Şuradan al. Şey abi, şunu demek istedim. Cennette karpuzdan mı alacağız rahim lezzetini? Cennetle, cennet 8 tabaka ya, cehennem 7. Şimdi cennetle cehennem şöyle bir düşün, honi gibi ya, en böyle dünyaya, alim şahadete yakın, darul selam, onu işaret edeceğiz ne der ki, bunu nazara verir, diğerleri göz görmemiş, kulak işitmemiş, hayal edememiş. Darul selam da aynı karpuz, dünyadakine benziyor, ismi de karpuz ama tadı benzemez. Ta ki bununla girdiği zaman ilk insanda ülfet olsun, yoksa... En harika Kars'ın Edirne'nin yemeği senin benim için Allah Allah böyle dilin ucunda bakarsın. Onlar için çok büyük olan bir şey. Biz belki de sevmeyebiliriz. Ama ötekileri bilmiyoruz. Öteki şeyleri. Evet, ayna yapmış. Yani rahimin sureti var tabii. Nedir o? Şefkat, muhabbet. Lezzeti mukaddesi, zevk değil. Bu zaten var. Yani onun suret değil ki ama. Nedir o? Asıl mıdır diyeceksin. Ya tamam asıl da değil ama suret de değil. Yani. Nedir o zaman? Yani... Biz de zaten suret demedik ki. Kanuniyettir. İnsanda değil mi o? Mesela şefkati ya, şeyde göster bana fiilde. Yani sureti yok ki. Nimetlendirmek ne bileyim. İşte o yok o rahim. Şey Rahman o. Nimetlendirmek Rahman. Annenin çocuğu olan şefkati. Annenin olan şefkatiyle babanın verdiği bisküvit aynı mı? Mecburi suret. Cilve cemal nakı sanat yani. Ama işte yaşıyoruz değil mi şefkati? Nasıl yakıyor? Vefa yakmıyor mu seni? Ya sen mesela ihanet ettin birisine. Suretli bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama yanıyorum diyorsun ya. Yanıyorum. Zaten ahiretteki rahimi, Allah'lık şeylerin bütün isimler insan içte yaşıyor zaten. Yani burada sureti alem-i şehadette var. Kanunet insanda. Ama şefkatin bana gösterir misin eylemsel şey evet. Kendi muayyen bir şeklini. Nasıl bir metresi litresi kübü var mı şefkatin? Çocuklarda var. Beni ne kadar seviyorsun bu kadar. Getirmedin bu akşam çikolata. Beni ne kadar seviyorsun bu kadar. Şimdi bak onun da sevgisi bu kadar. Ölçü çikolata. Yani ha bu şefkattir diyemezsin. Ama elma aha rahmettir bu. Mesela bugün ne dedi bu? Çok ilgimi çekti. Külliyatta acı, biber, ekşiye nimet demiyor. Tatlı nimetler diyor. Nimete tatlı diyor değil mi? Tatlı nimetler diyor. Öyle mi? Allah Allah. Dedim ya baklava kanserin sebebi falan dedi. Öyle deme abi dedi ya. Risale'de tatlılara nimet diyor, acılara nimet demiyor diyor. Doktorla bizim işimize yaradı. Abi şöyle bir şey tefekkür edebiliriz. Evet. Mahiyet-i zatiye bir tecelli diyelim. Şuunat-ı zatiye vurdu. Orada yüklendi.
alması gerekeni, yani bu buraya yüklendi demeyelim de bu kabiliyetine göre aldı verdi. Bu kabiliyetine göre şunu aldı. Sonra bu zat-ı sıfatlara, zat-ı sıfatlar da subut-ı sıfatlara, bu da esmaların bütününe. Kamerayı çevirelim isterseniz. Ben gruba attım. Olur olur, çevireyim. Bu esmaların bütünlüğünde şecere-i hikat haritası diyelim. Bu şecere-i hikat komplesi yansıdı. Tamam abi. He. Bu şimdi nereden, nasıl yapıyoruz, niçin, nasıl anlayacağız bunu? Ayet-el Kübra'da 19. mertebeye kadar olan tek tek söylüyor. Oradan yerinden okuyalım. Sureti ne çıkıyor? Esmaların sureti. Alem-i Şehadet'teki. Cilve, cemal, nakış ve sanat. Kutlama bu yani. Bunu çalıştık surette. Evet. Suret bu esmaların yani. Bunun kanuniyeti. Bunların hepsi insan mı abi? Cilve, hepsi. Cemal, nakış, sanat. Bunu insan mı? Yok, doğada da var. Doğada. Ama başka mahlukat anlıyor mu bunu? Yani anlaması şart değil. Onun anlamayanın müekkel melaikesi anlar der 17. sözde. Mesela diyelim ki eşyada lezzet var mıdır diyor. Hayat sahibi olanlar bizzati tecelli eden esmanın lezzetini alıyor. Mesela nefes almanın lezzettir. Su içiyor hayvan, lezzet alıyor. Ama camidatta lezzet var mı? Onda yoktur ama onun müekkel melekesi alıyor. Onun adına. Mesela taşa güneş vuruyor. Zevk alıyor. Taşta su geçiyor. Taş lezzet alıyor. Nasıl? Onda hayat yok ki alsın. Onun müekkel olan melek alıyor. Mesela ağaca baktın. Ağaç ama aslında melekedir, donmuş. Melekenin libasıdır o ağaç. Onun ruhu hükmündedir meleke. Onu kaldırırsan ağaç da yoktur. Ne diyordu? Kanuniyeti de alemi gaybda. Gaybane bir marifet var. Gaybane. Evet. Sonra gaybane marifetten diyor hazrane. Onun yerini bir çıkarabilir misin? Onu bir tam yerinden okuyalım. 19. mertebe. Evet. Ayet-i Kübra. İki günden beri burada da müzakere hep Ayet-i Kübra'da yapıyoruz ya. Her bu hafta hep Ayet-i Kübra geldi karşımıza. Büyük ayet. Yani dün Perşembe günü de Ayet-i Kübra'nın sırrını konuştuk. Nedir Ayet-i Kübra? İnsana nedir? Kainatta nedir? Niye Ayet-i Kübra denmiştir? Hazreti Ali niye bundan çok bahsetmiştir? Şimdi de çıktı karşımıza Ayet-i Kübra ya. Okuyayım abi. Oku. Sonra dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve 18 adet mertebelerden çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir mirac-ı imani ile gaybane marifetten hazrane ve muhatabane bir makama terakki eden makama terakki eden meraklı ve müştak yolcudur. Evet, hazır. Evet. Hazır görür diyor. Kalbinde hazır görür diyor. Başka yerde. Kendi ruhuna dedi ki diyor bir daha sonra. Evet, devam. Evet. Yolcu adam kendi ruhuna dedi ki Fatiha-i Şerife'de başından ta İyyâke kelimesine kadar gaybâne metü senâ ile bir huzur gelip İyyâke kitabına çıkılması gibi. Biz dahi doğrudan doğruya gaybâne aramayı bırakıp aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi güneşten sormak gerektir. Doğrudan doğruya. Evet. Evet. Şimdi ben esas bu şecere-i hikatteki esmaların bütünlüğü olduğunu buradan anlıyoruz. Peki subut-i sıfat nedir? Bu subut-i sıfatları koydunuz ya, pekmez sayı karıştırınız. Bunun neticesinden hayat malzemesi çıkıyor. Zaten subut-i sıfat 7 tane sıfatı cem etmiş hayat. Evet, hayat sayı. Hayat malzemesi cem etmiş. Evet, onu söylüyor. 7 sıfatı tazamın eder diyor Ayet-i Kübra'da gene. Evet. Hayat. Tamam. Sonra zat-ı sıfat bu karıştırdığınız buradan. Yani şöyle diyorsun. Esma'nın karması bu oldu dedi. Evet. Sübut-ı sıfatın karması hayat oldu dedi. Hayat. Zat-ı sıfatı merak ettim. Ne oldu? Zat-ı sıfatların karışımı insan. İnsan. Zatıyla var ya. Tamam, merak ettim. Zatıyla diyor. Hadiste yok mu abi?
Sığmadım kainata. Sığdım mümin kulumun kalbine. İnsanın zatı. Evet. Zatı var yani. Mekansız mekansız. Tamam. Evet, zatıyla var. Şuunatta ne var? Şuunatta sırrı insan var. Çünkü burası sırların yeri. Evet. Burada sırrın yeri, şuunatta da sırrı insan var. Bu karışımın neticesi. Peki, tamam, doğru. Doğru, şöyle. Peki, o zaman şecere-i hilkat, hayat, zat-ı insan, yani mekansız mekan tarafı, evet, sırrı insan. Onu karıştırırsak bizde ne olur acaba? Yani onu yani üfledim ruhumdan sanki çıkıyor gibi. Yani sanki öyle üfledim ruhumdan. Çünkü cevher değişmeyen tek şey ruhtur. Bunların da cevheri ruh. Ben öyle tefekkür ettim ama bilmem. Çok antika. Bir de okuyorum. Kibir. Uçmuş abi ya. He? Bunlar hep terelirli bugün. Erdinç desen öyle, öyle. He. Ama Erdinç acayip. Bugün tabii güzel bir şey yaptı. Yani niye diyor rahim ahireti bıraktın? Yok mu burada? Nakıs olur Esma'ya diyor. Evet. Eylemsel olarak mesela hayvan yavrusunu emziriyor. Bu şefkattir. Eylemsel gözüküyor ama metresi litresi yoktur. Kanuniyeti var öyle. Cilve Cemal Nakşin bütün esmalarım var. Mesela Allah'a, Allah isimdir. Onun da sureti var. Vesaire. Doğru. Ama kanuniyet insanda, hakikati orada. Her şeyin sureti burada var. Dedi ya bir tanesi, ya dedi, kabri getirdim buraya, nükemekili getirdim buraya, sabrettim dedi ama çok şiddetli telefon ediyor böyle. Haşir meydanında getirdin dedi. Hadi dedi, haşir meydanında getirdin. Bari getirseydin dedi, Sırat Köprüsü'nü dedi. Onu getirdim, bunu getirdim, bari haşir de bir yere getirseydin. Ya de, he, öyle dedi yani, dedi. Baktım kızdı, biraz bağırdı bağırdı. Baktım ki cevap vermedim, rahatladı, durdu. Abi dedim, söyle, ne diyeceksin? Kızmış. Hani onu getirdik, bunu getirdik ya, o da burada, o da burada. Allah bile burada. Çok hoş birisiydi. Böyle yaptı, Allah bile burada. Değil Sırat Köprüsü, değil kabir, Allah sahibi burada. Allah razı olsun dedik. Ya sen nasıl okuyorsun bu Risale'yi? Sever abi, Allah bulan her şeyi bulur. Ya. Yani çok garibine gidiyor. Nükel mekel burada, buraya nasıl getirirsin diyor. Allah burada. Allah'ın ismi, Allah ismi yok mu? Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah. Nedir peki, nasıl gözüküyor bizde? Hadi Rahman, merhamet. Rahim, şefkat. Allah nasıl gözüküyor? Ya. Hadi bakalım. Kibir aklın sıfatı olarak görünürken insanda başkalarına karşı üstünlük görmekle besleniyor bu. Histir. Kibir bir histir. Vicdandadır. Ama çok büyük nimettir. İfrat ve tefriti şerdir. Bundan dolayı pek kimseyi beğenmezler ve sevmezler. Firavun'un öne çıkan sıfatıydı. Bu bir hastalık cinsidir. Kibir hastalıktır. Mesela hiçbir şeysi yok. Atölye gider bilmem nereye demiş ecdat. Böyle acayip bir şey ya. Yani kafamda canlanıyordu böyle bir şey. Yani o zaman böyle Gelani'de de olmuştu yani, hatırlarsınız o tabiri kullandı o. Futul Galip'te geçiyor. Bağdat'ta dolaşırken adam paltoyu almış omuzuna. Şimdiki mafya gibi bir adam. Şey diyor, kunduraya da basmış diyor. Dolaşırken öyle acayip bir kibir ki. Demiş ki, ne bu gurur, ne kibir. Başın semayı, ayağın da yeri delemez. Demiş, sen herhalde, gel hani söyledin, söyleyeceğim. Sen herhalde beni tanımadın galiba demiş adam. Tanımaz olur muyum demiş. Başın bir damla pis su, sonun bir avuç toprak, ikisi arasında dolaşıp karnında bok taşıyan bir mahluksun dedi. O bokun üzerindeki kafada kibir olur mu diyor. Karnında bir sürü şey var dedi.
onun üzerindeki kafada kibir olur mu? Bak ne taşıyorsun dedi. Yani şimdiki tabirle poşetle. Adam bir düşünün ki kendi pisliğini taşıyor, vay be falan var mı benim gibi. Yani böyle bir kibir olur. Adam talebesi oluyor tabii. Kibir nimettir. İnat nimettir. İfrat ve tefriti kötüdür. Olmasa ilmin izzetini, imanın izzetini koruyamazsın. Kibir. Bu bir hastalık cinsidir. Aklın sihatlı işleyişine zarar veriyor. Kibrin vasatı nimettir demişiz. Sözler 380. Göz görse maşallah, akıl anlasa barakallah diyecek. Sözlerde de şöyle geçer başka şeyde, 25. sözde. Hikmet sanatına maşallah, hikmetine barakallah denilir diyor. Şöyle bir şey diyebilir miyiz Hasan abi? Kibir hastalığı, akıl ile zihin arasındaki ilişkiyi kesen bir hastalıktır. Evet, doğru, çok güzel. Hatta bu fenomenlerde oluyor ya. Evet. Vahiden kesiliyor. Evet, vahiden kesildiği için üçüncü yol muydu? Sol yolun yolu. Evet, evet, üçüncü yol. Orada da geçiyor. Kibirle dima ile kalp arasındaki ilişkiyi kopartıyor. Kesiyor. Kibir histir. O yüzden akılları evet. Şey. Hakikate küs. Hakikate küs ve şey. Yani en iyisini o bilir. En doğrusunu o bilir. Hareket eder. Kimsenin aklını beğenmez. Tabii. Aklın özelliği de zaten. Evet. Acayip doğru. Yani bu kibir hissi nerede? İnat hissi nerede? Hisler vicdandaki şeydir. O vahiye bakan akıldı. Vahiy şeyden kesilince, akıl vahiden beslenmeyi keserse aşağıdaki his kafa kaldırıyor. Demek ki sanatına maşallah denilir abiler, elmaya. Mesela baktığımız zaman sanat, bir şey sanatına maşallah, hikmetine barakallah deniliyor. Burada da göz görse maşallah sanat, akıl anlarsa ki hikmet, barakallah diyecektir. Zahire maşallah, hikmetiye, bilmeye, anlamaya barakallah deniliyor. Hem anlamak aklın sıfatındanmış. Bereket ondan geliyormuş. Barakallah, bereket. Yani mesela nedir bereket? Nasıl çoğalır? Bereket nedir? Miktarın çoğalması. Bu tefekkürle oluyor. Olmayan bir şeyin var oluyor. Olmayan bir şeyi var etmek kendi aleminde. Tefekkürle olur. Düşünce ise üstünü açar. Düş almak var ya düş. Banyoya girdin, düş aldın. Düşlenmek. Düş almak. Düş. Üstad düşünmek deşmektir diyor. Düş almak. Bir düşünmek sanki üretiyoruz, halk ediyoruz zannediyoruz. Oysa kendimizin deşiyoruz, kendimizi deşiyoruz. Kendimizin üstünü açıyoruz. Düşünmek deşmektir diyor, düşlenmektir. Tefekkür ise öyle değil. Tefekkür yöntemdir. Yani yöntemdir. Ona verilen bir cevap vardır düşünceye. Düşünce tak tak kapıyı çalmak. Evet. O alemlerden gelen cevap tefekkür. Evet, tefekkür. O alemleri yaparsan, hatta huzur da cevaptır. Onun için bereket var ya, böyle Hızır gelir. Hızır, yani bereket, barakallah, yani olmayanın halk edilmesidir. Tefekkürle oluyor bu. Yani olmayan bir şey yoktu sende. Mesela diyelim ki bu var mıydı? Bu yoktu bu şu anda. Bugünkü psikoloji dersi var mıydı aleminde? Yani yok. Var oldu şimdi. Yani bir şey yapmadın, bir toprak kazmadın, ağaç dikmedin, yaratıldı. Bu ne oldu? Bereketli oldu. Bu ders bereketli oldu. Yani benim derinliklerimdekinin üstü açıldı. Halk edildi yeniden. Mesela Allah Halid'dir, hiçlikten yaratır. İnsan buna mazar olursa nasıl gözükür? Hayalini veya düşüncesini Allah'ın Halik ismiyle oluyor. Olmayanı var eder. Mesela bu büyük tepeciyi şu anda kaldırırım, çukur öper. Çok önemli ya.
işaretleyeceğiz orayı, göstereyim abiler. Bir defa dedim ama kanaat getirmedim. Çünkü tatmin olmadım. Çünkü sizin herhalde biriniz tatmin olmadı gibi geliyor bana da. Şeytanın psikolojisi niye bozuk hep? Şeytanın psikolojisi niye bozuk abiler? Hasan abi, tenkitte şu var mı? Beğenmemek. Yani öyle olmamalı. Benim dediğim gibi olmalı. Evet, doğru. Otur, kalk. Sağa dön, sola dön. Bunu giy, bunu çıkar. Öyle olmazsa ne olur? Olmaz. Yani bir rahmetini yani öyle olmazsa rahmet gelmez. Yani çeşitli şeylerle beslenir ama tek şey değil. Bak, şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Ben başka yerde kullanıyorum. Benim kafam biraz da böyle hem psikoloji hem ruhsal çalıştığı için bak şeytanın şeyini ben kendimde kullanacağım. Şeytanın kalbinde, kalbi var. Marifet var mı? Yoktur. Ne yok? Sanat-ı fıtriyesi. Bu böyle yaratılmış. Karıştırma fazla, kurcalama. Şeytanın sanat-ı fıtriyesi bu. Yapısı bu. Niyesi yok. Öyle. Nasıl olur? Fizikte bazı sabiteler var. Abi bizim yaz var bilgisayar teknolojilerinde. İşi gücü şüpheli hareketi bulmak. Yani bu niye böyle? Yani bunu vurdu mu alarmı veriyor. Yani onun yapısı öyle. Sanat-ı fıtriyesi öyle yani. Onları biz öyle kullanıyoruz. Allah Allah. Çok güzel. Hep onu buluyor. İşi o. Kusur. İşi o abi. Bak sanat-ı fıtriyesi iktizasınca kalbinde devamlı bir şey anlatacağım psikolojide. Kalbinde daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde ve fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Onun için devamlı moral bozuk. Yani devamlı küfür değil de biz olumsuzluğu diye değiştir kanunu. Daima küfrü tasavvur etmekle meşgul adam. Biz de küfür değil de hep böyle zahirle meşguluz. Olumsuzlukla meşguluz. Niye böyle gidiyor? Niye böyle? Ya bırak sahibine ya. Rüştü abim ha, bana bıraktı hazinelerde bir tanesi de şu. Lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazım. Abi niye böyle oluyor dedim. Lazımdır ki öyle olsun. Sizin şöyle bir özet lafınız var abi. Allah'ın merhametini sınırlamak. Evet. Yani. Niye sınırlıyorsun kardeşim? Acayip bir şey ya. Bak şimdi. Hani niye böyle oluyor? Niye sınırlıyorsun ya? Bak bu kanunu kendimize kullanalım. Niye adamın marifeti yok? Niye bende huzur yok? Devamlı o küfrü. Yani küfür ne demek? O inkar değil ki. Hakkı örtüyor. Aynı bizde var küfür. Küfür Allah'a inkar değil ki. Örten demektir. Doğruyu örtüyoruz. Güzeli görmüyorum Mehmet'in, güzeli görmüyorum. Menfisini. Lan örttüm hepsini. Ha bugün Mehmet Emin nerede? Ha burada mısın ha? Bak, şimdi zihnimin sana geçti bak. Hep olumsuzdadı. Niye iyilik görmüyorsun? Biz yani. Küfrü şeytana bırakma. Var bizde de küfür. Şirk Allah'a inkar değil, ortak koşmaktır. Küfür Allah'a inkar değil, örtmektir. Şimdi iyi örttük. Örttüm. İyi örttü. Ne kaldı kardeşim piyasada? Hep olumsuz. Olumsuzlamak. Niye böyle oluyor? Ya bırak sahibine ya. Niye böyle oluyor kardeşim? Evlilik kaderdir artık. Mazi kaderdir. Evlendin mi? Evlenmedin mi daha? Tekliftir, kader değil. Evlendin mi Mehmet Emin sen? Bu kaderdir artık. Kurcalama. Niye kurcalıyorsun? Kurcalama. Küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan biz de hakikati, doğruları örtüyoruz. Hep şeyden Erdinç'ten olumsuzlukları, olumluları küfrediyorum. Olumluları senin güzel tarafın yok mu? Onları örtüyorum. Bir sürü böyle hizmetim var. Bir şeyini hemen örttüm. Yani bir şeyle onları örttüm. Bu küfürdür. Kalbinde, fikrinde, kalbinde eğer ulvi şeylerse kalbe, fikri şeylerse dimağa, fikrinde boş bir yer kalmadığı için o adam şeytan oldu. Ben şeytanlaşmış, psikolojim bozulmuş insan olmuş. Şeytana benziyorum. Devamlı sıkıntıdayım. Bir adam düşünün ki devamlı bedbin gördüm diyor. Ustad söylüyor değil mi? Bedbinlikte mustarip idi diyor. Devamlı bedbin.
bunların dört özelliği var. Hodgam'dır, Hodendiş'tir, Bedbin'dir. İkinci sözde geçiyor. Hodgam, Hodbin, Hodendiş, bir tane de var. Bedbin. Dört tane. Çok acayip bir şey ya. Yani bu kanunu aynı ya şeytana verdim de ben anlamadım şimdiye kadar. İnanın ben burayı anlamadım. Anladım da sayılmaz da. Niye anlamadım biliyor musun? Vay be namusu şeytan. Bu özellik varmış lan sende dedim. Hep ona okudum. Hep o zannettim. Meğer benmişim bu. O kafirlik sıfatı varmış bende. Meğer şeytanı şeytana bırakmışım. Şeytan beni ihval etti. Taciz etti, tecavüz etti. Sanat-ı fitresini unuttuk. Unuttuk. Oysa ustad diyor ki kafasında diyor kendisini taciz eden diyor bir hennas var diyor. Taciz ne demek? İhtilal ediyor. He? Mahkemede geçiyor bu. Tecavüz ediyor kardeşim. İhval ediyor bizi kardeşim. Neyle? Ruhlar mezarlığı olan YouTube videolarla. Ustad diyor ki kafasında tamam, devamlı idlal eden bir hennas gibi diyor bir şey var ki taciz ediyor. Tecavüz ediyor yani. Taciz ne demek? Tecavüz edince ne yapıyor? Dönlüyor. Çocuk ne oluyor? Bilavelet oluyor. Nedir o çocuk? Fikir. Ne böyle gidiyorsun? Ne böyle? Of, pof. Artık acayip bir şey fikir çıktı, his çıktı. Bu gayrimeşru çocuk. Ona benziyor. Nesebi yok bunun. Bu çocuğun. Garip değil mi Mehmet kardeşim? Ağır geldi değil mi? İnan ki hiç kimse kendinde yaşamıyor. Hep hariçte. Ya kardeşim bir tecavüze uğruyoruz. Usta taciz diyor. Türkçesi ne demek? Dimağında diyor. Devamlı diyor. Bu taciz ediyor. Kim? Bir hennas gibi birisi var diyor. Taciz ediyor. Ondan sonra taciz, tecavüz ediyor. Dönülüyor. Çocuk çıkıyor. Çocuk nedir? Olumsuz düşünceler işte. Oğlum ne böyle gittin? Ne böyle yapmadın? Tenkit, eleştiri. Tenkit, eleştiri. Ben. Hep bu bilavelet bir çocuk. Gayrimeşru bir çocuğun özü. Bu çocuk şeyi, fikir, his, bunlar çocuk. Taciz etmiş bize. Bir derste birisi şeyin askerlik misalinden vermişti. Taciz atışı yapınca uzman asker hemen karşılık vermez demişti. Evet, mesela çok ilginçtir komutan da. Şimdi PKK'lı demiş yani. Devamlı ateş yaparsa bu korkuyor askerdir diyor. Korkma bir şey yapamam. Bazen bir baktın di birisi tak tak devamlı atmıyor. Tak tak ha bu komandadır diyor. Yani tehlikelidir, koru kendini. Ama gördün dedi bu karşıda ama hiç ateş etmedi. Hiç merak etme. Hiç ateş etme. O seni bulur diyor. Bu orada belirlidir diyor. Hiç ateş etmez. O seni öyle tetik yok. Yeli kafanı sıkardı. Onu gördün mü? Tamam diyor. O seni bulacak. Sen aramana gerek yok diyor. Aynı bu. Bu orada belirli. Abi bu bir şey meğer. Bak buradan okuyorum abiler. Meğer bu şeytan diye okumuştum. Şeytanın kalbinde kibir ve inat olan Hasan'ın dimağında, vicdanındaki hissinde acaba marifet olabilir mi diye böyle çevir. Psikoloji ya. Ben küfretmişim hep. Hiç böyle gafurun iyi tarafını görmedim. Lan o kadar güzel tarafı var ki. Allah Allah. O kadar güzel tarafı var ki. Herkesin. Şeytan öyle fakir mesela. Şeytandan daha fakir kim var? İmansız. Hasan abi ikinci sözde geçiyor dediğiniz şeyler. Batman he. İkinci sözde tam zaten nazarında diye hep yani. Evet nazarında. Ya kardeşim bu psikoloji kitabı değil mi ya? Gördüğünüz diyor ki bir tanesi hakiki alem o değil yani. He? Hakiki alem o değil yani. Değil ya hepsi farklı. Hep giydirmişiz ya. Muhakematta bak. Mekanın ve zamanın. Zaman ne demek? Bilgilerin, fikirlerin, düşüncelerin, örf, anane, kültür, geleneğin birbirine eklenmesinden. Bize yaptırıcılığı, yaptırımları. Giydirdiği ne demek? O böyle bir şey giydirir. Pijama giysem böyle mi olur? Utanırım da bir şey olur yani. Giydirmiş ya arkadaş.
Umarım bilmemiz lazım. Bu sen küfrediyoruz birbirimize. Kafiriz birbirimize. Ne demek o? Güzel taraflarını görmüyoruz. Küfür örtmek de. Araplar çiftçiye kafir derler bu manada. Ne demek? Tohumu örttüğü için. Örtmek ya küfür. Şeytan Allah'ı inkar etmedi ki Allah ile konuştu zaten Melun. Örtüyor, hakikati örtüyor diyor. Ya şey Firavun, Nemrut, Rüsü inat. Nemrudane inadı şişti diyor mesela. Firavunane kibri diyor, ha ona şişti diyor. Ne kadar zalimlikle yaptırmış ya, birisi peygamberin arkasından düştü, bir tanesi de ateşe attı ya. Ben çok uzakta kaldım abi. Konuşamıyorum. Erdinç fazla konuşmaya başladı. Nasıl dayandım? Ben Erdinç fazla konuşmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan abi, şimdi şu kainat ayna mı abi? Çıkıyor mu? Kainat ayna mı abi? Ayna. Tamam mı? Şimdi ben aynayım. Siz bana baktığınız zaman neyi görürsünüz abi? Kendimi görürüm. Kendinizi görürsünüz. Peki burada şeytan var mı abi? Var. Peki nereden geliyor abi? Eğer bu aynada bu şeytan görünüyorsa nereden geliyor abi? Adem aynasından. O zaman ben olmazsam şeytan da olamaz. Ben sırrı insansam tabii ki olmaz. Adem-i sırfla Adem-i mutlak arasındaki bağ gibi şeytanla insan arasında bir bağ var abi. Buranın görünmesi için bu ayna abi, ayna. Bu boşluğun olması lazım. Bütün şu boşluklar gibi. Aslında keşke şunları kırmızı yapsaydı. Sanatı fıtrisi, şeytanın kendisi ayna zaten. Evet. Ayna zaten. Aynayı nasıl yapmış biliyor musun? İki yönü, ifrat ve tefrit ya. Evet. Mesela nefs-i emmare, tefrit. İfrat, her şeyin ifratı şeytan. Yani aynanın böyle o siyah tarafı gibi. Adem alemlerine çalışıyor ya adam. Ayna ya. Ama ne demiş usta? Bu nasıl bir tabir ya? Sanatı fıtresi iktizasınca şeyi yoktur, marifet yoktur diyor. Yani güzel düşünemez. Sanatı fıtresini bulamasa eşek niye yük taşır diye söyler. Harika. Harika. Hep böyle acayip yani arkadaşlar böyle. Hep olumsuz. Niye böyle? Sizin abi bir misaliniz var. Özür diliyorum kesiyorum ama. Sizin o hani havuzdaki böyle kare kare parçalar bir bütün olsa, hiç boşluk olmasa. Evet. Şekil ortaya çıkmıyor, hareket ortaya çıkmıyor. Hiçbir şey olmaz. Hayat donuk olur. Vallahi istemem ya. Donuk istenmez ya. Bak mesela laf olarak söyledim değil mi? Şunu karıştır, şunu karıştır, yatamadım, volta attım. Evet, belki de Yusuf o kalkıyor sabura. Kaç defa kalktım ya böyle. Yatamadım ya. Dedim şuunatı karıştırdım. Yatarken öyle mahkematı bitirmiyor. 12-27 geçiyordu, girdim. Ondan sonra şunatı karıştırdım. Ne olur dedim. Şefkat-i mukaddesi, muhabbet-i münezzeh, lezzet-i mukaddeseleri. Ona karıştırsam ne olur? Allah Allah. Bilmiyorum ki ya. Sonra kafa indi aşağı. Zat-ı sıfatlar derken her şey duman oldu. Dedik bu kalsın. Şeytan olmasaydı Adem Aleyhisselam cennetteydi ama dünya olmayacaktı insanoğlu açısından. Şeytan oldu ki cehennem cennete müdahale etti. Dünya geldi. Bu gene... Bunu derslerde söylüyoruz ya, bu doyurmuyor bizi. İmtihan için geldik, doyurmuyor. Sanattan sanatkara gitmek doyurmuyor. Esma hükmünü icra ettik, doyurmuyor. Şuunat-ı zatiye, var ya işte, şuunat-ı zatiye, şefkat-ı mukadder, şey. Bunun iktizasıdır diyor. Mesela, muayyen bir isimle nimetlenmeyi bile insanı memnun etmiyor yani. Mesela cennet. Denmesin başka bir şey ya. Cennet isteyene ver onu dedi ya adam. Fıtratı konuşturur. Mesela insan şuradan başladı, şuraya kadar gidecek. Kayıtlanamıyor. Acayip bir şey. Peki mahlukatın cinsinden düşünürsek abi. En zor şey nedir? Söylediniz mi? Hep derslerde söylediniz. Mahlukat için mi? Mahlukat. Tüm mahlukat, yani imkanat içinde insanın kendisini tanımasından daha zor bir şey var mı? Yok. Bu kadar gelmiş geçmiş bütün insanlar içinde kendini kaç kişi tanımıştır? Tam anlamıyla zaten tanıyan yok. Mümkün değil. Zaten cahildir tam tanıdım diye.
Yani mümkün değil ki. Mümkün olmayanı mümkün gibi yaptı. Peki bu... Ben neyim o zaman ya? Bu olmasın. Bilmiyorum ki. Yani evet diyebilmem için yani. Ama tıntın ediyor. Yani artık o kabir, mabir, mezara girme, o Sırat Köprüsü, işte kabirde hesap sorma, nükel mekiller dikilmesi, hep bunun içerisindeki alemimizi anlamlandırmak, alemimizdeki örtülerin üstünü açmak, bizi başka bir yere taşımak içindir. Yoksa gel lan sana hesap soracağım. Hesap için değil, başka bir şey var burada. Sonsuz istidat var ya abi. Bu sürekli de devam edecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. Evet. Ve başka bu, bir şey var ya burada. Evet, evet işte sen kendini tanıdıkça zata gidiyorsun. Tanıdıkça zata gideceksin. Tanıdıkça zata gideceksin. Hiçbir zaman ulaşamayacaksın. Miraç'ta Ahmet Muhammed. Mesela Miraç mesela diyor ki dün de birisi arıyor gece gece. Sanki ben bana 70'imi o da ekledi. İsviçre'den arıyor. Bilerek söylüyor. Diyor ki insan için diyor وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ اِنْسَ وَاِلَّا الْيَعْبُدُونَ اِنْسَ وَاِنْ İnsan ve cini ibadet için yarattım. Melek için ne diyor dedi. Tesbih için yarattım diyor. Onlar ibadet için değil. Onlar tesbih etmek için yarattı. İnsan ve cin ibadet için. Niye dedi. O bak onlar tesbih. İbadet başka bir şey ya. Ne kadar şerefli bir şey ya. Onlar bunlar teklif edilmemiş. Onlar tesbih için. İnsan ve cin, onlar da kaliteli bizim kardeşler. Demek ki Müslüman cinler de kaliteli ya. Evet. Tesbih için değil. Cebrail bile tesbih için. Müslüman cinler, yani Müslüman cinler de ibadet için. İbadet ne kadar şerefli bir şeymiş ya. İnsana şeref takıyormuş bu ya. Tesbih için değil. Bu tesbih ediyor. Tesbih benim içimde. Ama ben ibadet ediyorum. Hadi sözler 386. İyi ki sonra ne sordum biliyor musun Mehmet kardeş? Bunları duymadan iyi ki gitmedik. Gitmeyeceğiz falan dedim. O zaman dedim ki o kadar şey var ki duymadan gideceğiz. Ne olacak bu? Sonradan bu beni rahatsız etti. Şimdi bunları bir duyduk. Ne kadar iyi ya. İyi ki duyduk. Hakikat orada olacak. Kafur tamam. Sonra dedim o duymadıklarımız ne olacak dedim. Bu duymadığın şeyleri duymak yoluna gittiğin için Allah bu şekilde vefat etsen, yaşasan onları da merak edeceğin için Allah o duymadıklarını da duymuş gibi sana duyuracak onu. O zaman sahabe-i kiramla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclis sohbetlerindekine biz de varız. Hep var tabii. Hepsinde varız. Adem Aleyhisselam'dan en son insana kadar insanlık namına hepsinde ben ortağım. Hepsinde. İman etmenin zaten iktizası bu. Niye iman ediyorum? Bütün çalışmalarım yok oluyor Adem Aleyhisselam'a iman etmesem. E tersini düşün, matematikçiyiz. A eşittir B ise B eşittir A'dır. İman etmeyince her şeyim gidiyorsa, iman edince her şeyin değişmesi lazım. Siz şimdi bu dünyada bazı insanları böyle haletini düşündüm diyorsunuz ya. Yani Adem Aleyhisselam'la birlikte inşallah çok tuhaf. O haleti yaşayacaksınız. Şimdi burada şuur edemiyorsunuz şu anda. Yok. Bir makam var orada şuur edebileceksiniz. O olacak. Her neyse. 386. Acaba akıllarına güvenen akılsız filozoflar gibi. Akıllarına güvenen akılsız filozoflar gibi. Aklımız bize yeter deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler? Halbuki akıl ise sana ittiba emreder. Çünkü bütün dediğin makuldur. Fakat akıl kendi başına ona başıyla ona yetişemez. Yani peygamberi mesela okuyordum mahkematta ya, oraya geldi. Yani bir insan kavmi, kabilesi, amcası, herkes düşman, denenmemiş, bilinmemiş, işlenmemiş bir yol. Yol açıyorsun, dozerin yok, redelin yok, asfalt dökeceksin. Ya bu insan, bunlar nasıl şey yaptı ya hep bunları? Bir insan diyor usta, bir insan birkaç tane fende ihtisas sahibi olur. Birkaç tane, o da harika addedilir. Bunun ihtisası olmadığı hiçbir yeri yok. Tuvalet adamına bahseden bir filozof gördünüz mü, duydunuz mu? Tuvalet şöyle yapılır diye.
bu nasıl oluyor? Ya bak hele, teksin. Onun imanı eşyanın hakikatinin gösterilmesine vesile oldu. Acayip, ama ben beşeri düşündüm de beşer. Tekim, hiç kimse beni onaylamıyor. Denenmemiş, bilinmemiş, numune yok, model yok, işlenmemiş, gidilmemiş, açılmamış, tecrübe kazanılmamış, örf olmamış, hissiyat olmamış, fikir olmamış. Bir şeyden pat diye çıkıyorsun. Her şeyin en mükemmeli. En başta ne dedinse sonunda böyle. Ya böyle bir düşünün hele ya. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle kalıyorsun ya. Birisi onaylamayınca zaten onlar... Tamam da benim dediğimi, doğru söylediğimi kim söylemiş? Birisi onaylayacak. Sen diyor niye yüz çevirdin diyor. O adam kelli felliye anlatırken o ama geldi sana. Bir şey soracaktı. Birisi onaylamasa. Bunu bir... Tamam da dediğim niçin doğrudur lan? Çok tuhaf ya. Ya hakikaten peygamber garip ya. Acayibime gidiyor. En çok garibime giden bu. Numune yok, model yok, misal yok, taklit yok, muacele yok, madde yok, mekan yok, kıyas yok, mukayese yok, seni yönlendirecek şey yok. Bazen inim inim inliyorum. Keşke Rüştü abi sağ olsa da şunu sorsam diyordum laikalara. Laikalarda bazı şey. Keşke bunu sorsam diyorum. Cebrail Aleyhisselam gelip bazı şeyleri ayet dışında hani düzeltiyor. Oluyor mu? Tabii canım. Mesela işaret etmiş. Saltanat mı istiyorsun? Şöyle peygamberlik böyle mi? Mütevazi olması için işaret etmiş Cebrail Aleyhisselam. Yani kul peygamberi iste demiş böyle. Ondan sonra Miraç'ta gidiyor değil mi? Kendisi gidemiyor. Bir adım da atsam yanarım diyor. Hı. Ya Cebrail kardeşim bana bundan sonra ne tavsiye edersin demiş. Yani ne önerirsin yani. Böyle edebeni Rabbi faaseni tedibi. Benim Rabbim en güzel bir şekilde edeplendirdi diyen peygambere ne söylüyor? Dedi ki Rabbine gidiyorsun. Edepli ol ya bu abi. Aklın istikameti miydi edebi? Ahlak. Evet. Al yani acayip bir meyve. Aklın kemal hali. Kemal. Evet. Rabbine karşı edebli ol. Ya bu acayip. Oralar hep görecek miyiz Osman? Böyle şeyler. Umut ediyoruz. Göreceğiz. Tereddütte istemeyin Allah'tan. Allah'ım sen bilirsin bunu. İster ver, ister verme. Senin hikmetini bıraktım. Hayır. Allah Resulü diyor ki hayır. Kesinlikle. Ya Rab istiyorum bunu. Hasan abi biz ilmin içinde bir yolla mı bunlara erişiyoruz? Bazı yok, insanlar yok. Hisle bunlara da erişen var mı? Var oluyor. Ama hisle. Günahla bozulmamış. Köyde, dağda. İşte o vicdaniyetin kışaf etmiş. O dijital aynası var. Mesela benim Etul Hala var köyde. Dijital aynası var. Diyor ki vefat anında anlattım ya. Hoca dedi yaşlı annemi yıkamıştı cenazesini mezara. O sevdi emsal biraz da yaşlı. Hoca dedi ne söyleyeceğiz dedi bir bildiğini anlat bana. Yatıyor. Birkaç gün sonra dedim ki bildiğimi anlattım böyle. Hoca çok eksik okuttular seni. Dedim ki hala nasıl olacak dedim ya. Ondan öğrendim. Nasıl olacak? Beni yastığımı düzelt dedi. Anlatayım sana. Ben dedi yükün altındayken hiçbir zaman ağzımı boş tutmadım. Yük yere yapıştı. Araba yolu yok. 100 kilo, 80 kilo yükün altında. Tesbih edecektim. Hep peygambere. Benim her şeyim dedi. O kadar alıştım ki oğlum dedi. Tuvalette bile ağzım kendisi çalışıyordu. Sonra ben çok üzülüyordum. Sonra rüya gördüm. Senin işin yok. Şimdi ben ne olacak biliyor musun dedi ben. Gelecek ya Azrail şey yapacak falan. O amelin, itikadın bütünlüğü falan anlattım öyle. Öyle anlattım ben hepsini. Ben pekmez tayin misaliyle itikadın amelini karıştıracaklar. O şekillenecek. O senin Azrail'in olacak. Oğlum değildi. Nasıl olacak hala? Bak şimdi. Dijital ekranda seyrediyor. Biz de hesap makinesiyle şey yapıyoruz. Böyle çevirme var. Dedi ki Cem. O dedi Azrail benim peygamberim. Lazca diyor ki peygamber işkimiş sus. Yani benim ruhuna yani peygamberim siz o gelemez bana. O peygamberimle gelecek. Peygamberim önde. Tamam. Ondan sonra benimle sohbet edecek. Sonra diyecek ki sen onun nezaretinde onun canını böyle al. Sonra
onu alınca beni onun yanına koyacak. Onun vazifesi beni buradan alıp peygamberin yanına koyacak. Ondan sonra gideceğiz. Böyle mi gördü? Böyle mi oldu? Aynen öyle oldu. Bu dijital ekranda seyrediyor. Bu böyle bir başka bir insan rastladı. Nadir abi. Dijital ekranda seyreder. Bu Nadir abi nasıl? Öyle. Bana dedi ki, ilimle bak, deftere bak. Bu derslere de katıldı. Uğraşıyorsun, çok hoş dedi. Ama eksiğin, bununla da varamazsın dedi. Nadir abi böyle çalışıyorum. Aa, nasıl, ne yapacağız? Başka ne eksiğin var? Dedi ki, istemeyi az yapıyorsun. Dua az yapıyorsun. Bu da istemek değil mi? İstemektir ama dedi, bunu da çok yap. Hep isterdi. Bir şey sorayım. Mesela şimdi ilimle mesela diyelim bir şey kitapta yazıyor Risale'de veya Kur'an'da. Mesela ilimle asedilir, alınır. Doğru veya yanlış yani. Kendini kıyaslarsın yani oraya göre bir şey, ölçüm var yani. Evet. Hisse nasıl oluyor yani? Hisse gidenler ne yani ölçüsüne? Mesela bir şey hissetti ama ölçü ne yani? Vicdaniyatı var onun. İnkişaf etmiş. Tek başına hisse olmuyor. Vicdan ya. Direkt bağlı. Yani böyle direkt hani var ya ofluyor öyle. Direkt Cenab-ı Hak'tan alıyor. Abi bir ustad okudun ya Ayet-i Kübra'da. Sen okudun. Aradığımızı aradığımız zattan sormalıyız. O kadar bir bağ yapmış ki peygamberle o kadın. Artık her şeyi peygamberle ölçüyor. Peygamberle tuvalette diyor, üzülüyor. Artık yükün altında da ot keserken orakla diyor. Dilim şeye alışmış. Salat Allah mesela arasına. Artık sen diyebilir misin? Ey his, ey böyle alışkanlık, tuvalette dur. Gene yapıyor. Bu üzülüyor. Sonra gelmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Korkma, seninle alakası yok dedi. Korkma, üzülme. Olsun, yapsın o. Nasıl uyarıyorlar. Geliyorlar. Üzülüyor, geliyor. Peygamber düzeltiyor. Zaten vicdan peygamber dedi ki. Peygamber vicdan ya. Gelip peygamber düzeltiyor. Hızır. Benim hızırım. Evet. Benim ikizim. İkizim. Acayip bir şey. Gelip düzeltiyorlar. Allah bırakır mı? Musa Aleyhisselam'ın kısası var ya. Dağarcığım, değneğim diye adam namaz kılıyordu. Sonra Musa Aleyhisselam yok dedi falan. Doğruyu anlattı. Gitti ama bir anlatmak da olur mu? Eski olmaz dedi. Yeniyi de unuttu. Ne yapacak? Peygamber Allah nasıl sitem etti? Seni diyor benimle kullarımın arasını açmam için mi gönderdim ya Musa? Git o şeyini anlat doğru bir daha. Ondan sonra kalmış böyle. Ya Rabbi. Ey Musa'nın anlattığı Allah. Varsam bana yardım et dedi ki var. Musa o kovucu onun az peygamberi geri geliyor terden su. Ona öğretene kadar da kalıyor. İstersen kalma. Böyle bir yok. Akıl işim. Başka bir işler ya bu işler. Biz yalnız değiliz. Mesela vefat böyle gözüktüğü gibi olacak. Can çıktı, yıka, kefenli hak. Ondan sonra akşamlar taziyeler olsun. Adamları da çektiler. Gel bakalım buraya. İtikadı neydi, ameli neydi? Tamam doğru bu. Aynı böyle. Sureti bu. Hakikat öyle değil ki. Hakikat başka bir şey. Mesela zahirde nedir? Can çıkacak. Hakikati nedir? Aslına dönüşeceksin. Çekirdek ağaç oldu. Böyle çıkmamakma yok ki. Ona dönüştü. Çünkü ustad inkışanın inkışafından çıkacak diyor ahiret. Dünyanın inkışanın inkışafı. Mısır patladı. Filiz işte de ağaç oldu. Patlama oldu. Zahirde bize ne gözüküyor? Çıktı, girdi, yıkadılar falan. Ama şey tak adam kendisi seyrediyor cesedini. Ne yapıyor ya bu ne biçim yıkıyor ya diyor. Allah Allah bu taşıyor diye böyle bir yerde ben de görmüştüm. Ulan ben bunu hiç sevmezdim dedim. Beni taşıyor dedim ya. Anlatmıştım size. Sonra uyandığım zaman ben onunla en iyi dost oldum. Hiç sevmezdim. Adam cesedimi taşıyor dedim ya. Sonra uyandım hakikaten şimdi dost oldum. Ama bilmiyor tabii. Sözler 386 dedik. Ben var mıydım tanıdın aklında? Kesin bunu şeydirsin sen. Yok. Acayip bir şey ya. Başka yerde oluyor böyle bizim enfusi derslerimizde. İnsanın sureti neyse hakikati de o cinsten ya. Geçen bir anlatmıştım böyle. Bir yerdeydik. Hani enfus şeyi vardı. Acaba akıllarına güvenen akılsız filozoflar gibi aklımız bize yeter deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler? Halbuki akıl ise sana ittiba emreder.
Çünkü bütün dediğin makuldür. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez. Ne demek? Her şeyi anlatma, dursun, kalsın. Peki, akıllarına güvenme nispetinde vahye bağlılığı az olur. Bugün derse gelmedim veya şunun derse gitmedim, okumadım zannediyor musun? Sen yapmadın. Allah sana yaptırmadı. Liyakatsızlığımızdan dolayı sana okutturmadı, namaz kıldırtmadı, derse gelemedi. Bak şu anda geleni söylüyorum. Liyakatsızlıktan dolayı Allah vermedi. Sana nasip etmedi. Sana tecellisi bugün bu. Bir de okuyorum. Akıllarına güvenme nispetinden vahye bağlılığı az olur ve akılsız olur. Akılsızlığın alameti nedir? Aklımız bize yeter demekle vahye lakayt kalmaktır. Akılsızlık buymuş. Bir yer vardı abiler, bir yer vardı. Bugün böyle şey yaparken o kadar harika ki akılsızlığın alametini ustad söylüyor. Onu saysam dersi bitiririz inşallah o zaman. Bak akılsızlığın onu bulurum ama. İnnel insana la yetka mıydı? Şeyde yanlış kapıyı çaldın. Evet yanlış. O de çalın şeyi. Bu okuyayım da onu bulayım ben. Akılsız insanın alametleri nelerdir? Ustadın sarı ifadeleri. Dur şu cümleyi bitireyim. Akıl kendi başıyla kendini yönetemez. Aklın kendi kendini yönetemez. Akıl. Düşün. Akılla biz yönetileceğiz. Lan akıl kendisini yönetemiyor. Seni nasıl yönetecek? Bu asın en büyük sorunu bu işte. Aklın bana yeter. Ben onu bir bulayım, bulmaya çalışayım abiler. O madde o kadar acayip ki hoşunuza gider. Bir iki dakika müsaade edin şöyle. Hangi sayfadaydı? Sağ tarafta. Çok usta. Bugün ne okuyalım diye ben hepsini çalışıyorum ya. Böyle çalışmamı da çalışıyorum. Şu yerden okuyacağım diye. Öğlene kadar bununla uğraşıyorum. Nerelerden okuyacağız? Onun için bugün görmüştüm ama boş ver dedim. Şu anda ihtiyaç hissettim. Allah Allah. Buldum. Seni akılsız yapan şeyler hem de kaynaklı. Bu filozoflardan açıldı. Ondan sonra dersi keseceğim. Filozoflarda aklımız bize yeter diye akılsızlık oldu ya. Akıl kendini bile yönetemez aklıyla. Aklıyla akıl yönetilemez. Aklıyla akıl yönetilemez. İlle vahiy olacak. Bizi akılsız yapan nedir bakın okuyorum. Lemalar 114. Sonra Lemalar 120'den okuyacağım. Sonra Lemalar 144'ten okuyacağım. Sonra Lemalar 145'ten kaynaklı bak. Böyle göstereyim. Şekil. Kalkıp biraz yazmam tahtada zor olacak. Bizi akılsız yapan şeyler. Madde 1. Fani şeylere kalbini bağlamak. 2. Uhrevi inkılabatında, berzahı etvarında, dünyevi inkılabatının musadematı altında. Ezilen, bozulan, ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırakmamak. Üçü, bak, uhrevi inkılabatında, berza etvarında, dünyevi inkılabatının musavademati altında eziliyor, bozuluyor, ebedi seferde sana arkadaşlık olmayan şeyleri bırakmamaktan akıl bozulur. Başka? Fani şeylerin gitmesinden kederlenmek, akıl bozulur. Fani şeylere emniyet vermek nispetine bozulur. Başka, senden ayrılıp günahını senin boynuna takan ve husulu anında seni terk eden fani şeylere kalbini bağlamaktan akıl bozulur. Size edilen zulüm ve adavetten sonra onların sefahat ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet etmekten akıl bozulur. Şimdi Lemalar 120'den okuyorum. Akıl niye bozulur? Sefihleri taklit etmekten, ahlaksızcasına ittiba etmekten onları akıl bozulur. Hamiyet davasında samimi olmamaktan bozulur.
geçmiş milliyetinize karşı istifaf ve istihza etmekten, Osmanlı şöyle, babam böyle, geçmişini hafife almak ve inkar etmekten. Başka? Akıbeti ve neticeleri düşünmemekten. Akıl bozulur. 144 lemalardan akıl niye bozulurmuş? Çarşıda pazarlık yaparak ticaretin dengesini korumaktan, hayır hasenatı yaparken cömert davranmamak. Mesela ticaret yaparken 5 kuruş için duman ediyoruz. Fakat hayır ve hasenatı yaparken cömert davranmamak, akılsızlık ise bunların tersini, yani çarşı pazarda pazarlık yaparken ticaretin şeyini korumamazsak, paldır küldür adama güvenip iş yapma, anlaşma yap, kaydelere uy, güven üzerine kurma. Bu bir. Ticaret yaparken böyle yaptığın gibi hayır hasenatta yaparken de cömert davran. Davranmasa akıl bozulur. Akıl niye bozulur 145? Hırs insanı akıldan ederek zekavetin hakim kılar. Akıl devre dışı olur, hırs zeka devreye girer. Ondan sonra şurada da aklın vücudu İslamiyet fiili hayattır. Aklın letafeti ahlakı edeptir. Aklın kemali tefekkürdür. Aklın şahsiyeti sünnet-i seniye, fıtrat-ı asliye, şükrü örfidir. Aklın hususi aleminin elbisesi kelam ve konuşmaktır. Aklın ruhu Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'dır. Aklın hulasası şuurdan süzülmüştür. Aklın vücudu ilmisi lef-i mahfuzdur. Aklın kârı bütünsel bakabilmektir. Aklın hissi fehimdir. Şualar 77. Devamında şöyle diyor. Adeta küre-i arz hayal, hayat, akıl, şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Küre-i arz hayatla, akılla, şuurla, ervah ile. Aklı nedir? Vahiy Kur'an'ıdır. 110 sözler. Tamam. Şimdi burada bırakalım isterseniz. Saat tamam. Şurayı çizeyim. Nerede kaldığımı da göstereyim. 139'dan. Başka burada okuyacağım cümle var mıydı diyeceğim. Şurayı okuduk abiler. En son filozofları okuduk. Şu sayfaya geçmek için şu var. Şunu da okuyayım ki şu sayfaya geçelim. Sözler 387. Demek kibir ve gururları. Aa gene geldi aklın karşımıza. Gurur. Onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki gurur, kibir insanı ahmak yapıyormuş. İyi ki bugün okumaya nasip etti Allah bunu. Ahmaklaştırmış ki bir sineğe, bir mikroba, biliyorsunuz Nemrut sineğe, ötekisi de bir mikroba karşı mağlup bir aciz-i mutlak, bir kadir-i mutlak zannederler. Madem bu derece akıldan, insaniyetten sukut etmişler, ne anladık? İnsanın gurur ve kibirleri nihayet derecede insanı ahmaklaştırıyor ve bu iki sıfat akıldan ve insaniyetten sukut ettiriyor. Gafı bu sana çok lazım. Piyasada çok olduğun için. Bir daha abiler, gurur ve kibir ne kadar biliyorsa o kadar alçak yapıyor. Gurur ve kibir o kadar insanı çok, 4 tane üniversite bitirse 4 kat cahil oluyormuş. Gurur ve kibir derecesinde insanı ne yapıyormuş? Nihayet derecede ahmaklaştırıyor. Ahmak şu, çok garibime gidiyor ya. Mesela araba gaz ayarını yaptırıyorum. Dedim ki, ya bu gelmişken 10 dakika 15 dakika alacak bu gaz. Yani bu adam demeyecek mi bana ahirette, bana bir şey anlatmadın.
Ortak bir tarafı anlat. Allah'ı anlatsak meşgul olmaz. Ahireti anlatsam olmaz. Şu ama herkesin ortak tarafı sıkıntı, buhran, bunalım, beyin, vesvese. Budur yani herkesin. Adam anlatıyorum. Hiç almıyor. Hiç ama. Allah Allah. Hiç. Dinliyor gibi. Ayar yaptı. Kaydı parçayı. Ne oldu falan diyor. Hiç. Sonra bir daha mı? Bir daha anlatmadım tabii falan. Sonra bak Allah Allah. Ha ahmak böyle oluyormuş dedi. Neyi tökmüş? He. Sonra haşir meydanında geçecek. Bakacak ki ulan kim bunun adamın arabasını yapıyordu. O da bana ne anlattı? Ben ne yaptım? Evet. Ya sanki ha demişsin, Kur'an'da öyle geçiyor. Ha demişsin, ha dememişsin eşit. Sonra ahmak. Ey hamakattan tahakkuk etmiş, ahmak sağmış, ahmak diyor. Sebebi gurur ve kibir almalarına, dinlemesine mani olmuş. Hükema-i dalle ne demek? Aslı nubuvveti inkar edip iman ve İslamiyet yolundan sapmış. Ne alakası var şimdi bununla? Orada geçiyor. Diyor şöyle. Gurur ve kibir insanı ahmaklaştırıyor. Akıldan, insaniyetten sukut etmişler. Akılsızlık, gurur ve kibir insan olmaya mani insan olamıyormuş. İnsan olmaya mani sıfatlarmış. O nispetle gurur ve kibir hakikaten tiksiniyor ya. Kendimizden, baş ve milleti de. Gurur ve kibir, mesela diyelim ki, gurur bu dersi almaya mani. Doğru söylüyor. Bu yanlış, ben bir yanlış söyledim. Ya öyle değil öyle, senin anladığın gibi değil. Ya öyle değil, onu kastetmedim. Lanın işte söyledin işte. Söyledi mi? Bu gurur, kibir düzeltmiyor işte. Bizi ya, bizi kendimiz. Ahma bizi hepten insaniyetten çıkartıyor ya. Böylelikle tevil ederek, ya öyle değil öyle doktor. Sen anladığın gibi kastetmemiştim ben falan. Sanki millet anladı. Hepsi anladı. Ne oldu? Daha küçüldü. İmam Azam 30 defa demiş diye kitapta geçiyor. La ilahe bilmiyor. Şimdi bize bir şey soruluyor. Bilmediğim yok. Peygamber aleyhisselam demiş ki bu sorunun cevabı sonra vereceğim demiş. Vay gelsin. Ama biz mutlak hepsini deriz. Mutlaka bir şey cevap veririz. Hasan abicim, benim güzel abim. Bak gıcıdamasın diye tamam. Bu kadar kibirden, gururdan bahsettikten sonra şu fakiri bir tefekkürünü paylaşsın. Paylaşsın. Dinler misin? Dinliyorum abi. Ve ondan sonra Fatiha çekelim. Tamam abi. Gelmem lazım abi. Göstermem lazım abi. Eyvah. Şimdi yok. Çizmeyeceğim, yazmayacağım. Mehmet abimle de geçen akşam telefondayken konuştuk, şey yaptık da. Adem Aleyhisselam'ı bizden öncedir. Biz mi Adem Aleyhisselam'dan önceyiz? Baktığın yere göre değişir. Baktığım yere göre. Eğer çekirdek itibariyle düşünürsen ne öncesin ne sonrasın. Hı. Çekirdekteki ilk çıkan yaprakla son çıkan yaprak çekirdekte eşit gibi. Cennette şeytanın yönlendirmesiyle yanlışa düşerek ihraç edilen Adem Aleyhisselam, Adem şu abi. İnan olsun bundan başkası değil. Bundan başkası değil. Vallahi sizin cezaevi maceranız eğer şuna vesile olduysa olmuş. 100 senede yatsaydınız vallahi değerdi abi. Evet. Bakın vallahi değer diyorum. Evet. Benim tefekkürüm şu ki Adem, cennetteki Adem burada. Bu abi. Cennetteki Adem bu. Çünkü buraya şeytan girebilir. Niye söylüyor biliyor musunuz? Biraz da benden de yeni kafa. Akıl vahiy alıyor mu? Cennette vahiy almadı ki. Vahiy alsaydı onu aldanmayacak. Evet, aldanmayacak. Başka bir delil oldu şimdi de bildiğim için konuşmuyorum. Yani ben içime geleni söylüyorum. Bu vahiy almıyor. Ama melekler atıyor, şeytan da atıyor. Vahiy buradan alınıyor. Bu ilmi vücut ya. Her şeyin her mertebesi bulunamıyor. Talim oluyor. Talim her şey. Ama her şey var. Her şey var. Her şeyin bir de her mertebesi var. Her daim insanın kontrolünde olmayan. Olması da mümkün değil. Yani bunu insanoğlu bilse var ya doktorum. Vallahi bunu bilse var ya ayağa kalkar ya. Yani sen bilirsin bizim maceramızı da biliyorsun. Şahitsin. Ama bak sonra ne? Şimdi bu ilmi vücut
her şeyin her mertebesi. Her daim insana verilmiyor. Fakat vahiy alınca bunu yönlendiriyor değil mi? Şu çizgi nedir abiler? Şöyle yapayım. Şu çizgi nedir? Fehim. Süzgeç. İstediğini alıyor, istediğini almıyor. Bu süzgeçtir. Fehim süzgeci. Nasıl? Bunun şekli neyle oluyor? Eğer menfaat, çıkar, gurur, kibir ise fehim o şekilde alır. Kur'an'sa, nur talebesi ise, nur talebesinin fehmi değişik. Öyle diyor. Fehmin onlar diyor konferansta. Nur talebesi olur olmaz. Kitabı okuyatlamazsınız. Okumaz. Olur olmaz her yere gitmez. Oturmaz, çay içmez. Gafur'la mı gitmiştik? Bakırköy'e bu Zeytinburnu'na ben götürmüştüm dersten sonra. Oturduk. Ne yaptıysa ben görmedim de. Oturduk. İyi bir masa seçmişti. Unutmuştu. Bir dondurma edilecekti. Abi burada burası bizi uygun değil. Gidelim dedi. Oturduk kalktık. Bir yerde. Madur gene. Ne gördük. Niye dedim? Nur talebesini olur olmaz. Oturtamazsın, yediremezsin, kitap okutamazsın, seyretir. Fehim şey demek istiyorum. Fehimi şekillendiren bu aklın sıfatıdır fehim. Şeydir vahiy. O söylediğine uyuyor diye söylüyorum. Burası vahiy alıyor. Burası vahiy almamış ki. Ama batıl şeytan atıyor. Melekler de atıyor. Bu da hadiselerle etkileniyor. Bunun dört tane sıfatı vardı. Onu şey yapabilen var mı abiler? Bir, her şeyin her mertebesinin bulunduğu, her daim insan kontrolünde olmadığı. İki tane de hatırlayan var mı? Ebedi hayatı mayalayan iksir ve maye. Ha, ebedi hayatı mayalayan iksir ve maye. Bir tane de var, dört taneydi. Kontrolü mümkün değil. Dedik ya, her zaman kontrol mümkün değil. Mümkün olmuyor. O zaman dört metti yani. Dört tane. Yani bu dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın böyle bir karma alem. Uyuyor. Evet. Uyuyor. Fakat bu basit bir şekil zannediyoruz ama ahirette göreceğiz. Ve dünyada da zaten görüyoruz. Bu olunca mesela sıkıldığın zaman burası serbest bölge aktif. Sabre biraz sonra geçecek. Niye geçecek? Çünkü geçmeyen bir şey yok ki. Onu sabit tutan düşüncelerdir. Yani Adem Aleyhisselam'ın hususi dünyasına serbest bölgesine müdahale ederek ona yanlış yapmayı veya başka unutma, yerde şeytan müdahale edemez ki. Unutma vesile oldu. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi abiler, şeytan Adem Aleyhisselam'a vahiy veremeyeceğine göre Adem Aleyhisselam'ın nesine müdahale etti? Doğru. Ya serbest bölgesine müdahale etti. Evet. Doğru, uyuyor. Ama bu kanun işte artık istediğin gibi kullan. Şimdi bu olmasa psikolojimiz biz nasıl tutacağız ya? Hasan abi, serbest bölgeyi kontrol etmenin bir yöntemi de o sıkıntı, üzüntü, problemli olduğumuz an biz husisi dünyamızdayız. Yapmamız gereken sıkıntım var, üzüntüm var, problemim var, serbest bölgenin tacizindeyim. Evet, husisi dünyadayım. Ne yapmam gerekiyor? Çok basit. Bir adım atıp umumi dünyaya çıkacağım. Umumi dünyaya nasıl çıkacağım? Cemaate geleceğim bakalım. O zaman umumi dünyadayım. Sohbet ihvan. Evet. Tibale tilavet Kur'an. Bu kadar konacak. Vallahi öyle. Yani serbest bölge. Derse mesela derse gel. Nasıl sıkıntı olacak? Söyle serbest. Şu an nasıl olacağım şu an? Kalabilir misiniz? Şu anda sıkıntı olabilir mi? İmkan var mı? Şu an nasıl sıkılacağız ki? Şuan abi. Bismillahirrahmanirrahim. Fetkuli fi ibadi. Fetkuli cennet. Evet. Mesela evden çıktığımız zaman hepimiz şeydik. Ama geldik bak. Hele bir de dersten sonra çay veya meyve tatlı bir şey var mı? Var değil mi? Allah dünyamızı da ahiretimizi tatlı etsin inşallah. Amin. Bayram dedi ki acılar için Risale-i Nur'da nimet demiyor diyor. Bugün söyledi çok etkilendim ya. Hep dedi ki tatlı nimetler diye geçiyor diyor. Var gören varsa söylesin nimetlere baksın bilmiyorum. Allah dünya ve ahiretimizi tatlı etsin inşallah. Biri biz birimizi bırakmasın. Birbirimizden bırakmasın, birbirimizden uzaklaştırmasın. Beşeriyetimizin iktizası olan kusurlarımızdan, günahlarımızdan dolayı böyle ayrışma, tembellik, gaflet vesaireden bizi muhafaza etsin. Kardeşlerimizi de muhafaza eylesin. En mühimlerinden evlad-ı iyalimizi de bu maide-i Kur'ani olan bu sofradan hisselerini de ziyade eylesin. Onları da
Şeddatlardan, Deccallardan, Süfyanların şerlerini muhafaza eylesin. Evrad-ı yerlerimizden de İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Onları da usul ve furularımızı, eğer kabile geçmiş babaanneler, dedelerimiz usul ve furu, onların da bu maide-i Kur'aniye'den sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Şu anda onların anne baba varsa, haşa yoktur azaplar ama varsa zaten kaldırıldığını Peygamberimiz Aleyhisselam söylüyor. Daim kalkmasına vesile oluyor. Hizmet imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hisselerini ve hisselerimizi ziyade eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi birbirimizden de ayırmasın ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selavat.